için kim ne yaptıysa ülkemiz adına Adana'da Allah onları gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ve şu an bakınız ülkemiz Allah'a şükürler olsun çok güzel bir yerlerde bulunuyor. Rabbim binlerce şükür olsun. Ama Allah'ın izniyle bu gençlerimizin fikirlerinde biraz sıkıntı görüyorum açıkçası. Yani ben o zamanki savunan davalara baktığımız zaman yani kızlarımızda da gençlerimizde şu açıdan üzülüyorum. Yani biraz o zamanki giyim kuşamlarındaki durumlara baktığımız zaman şimdiki giyim kuşamlarına bakıyoruz arada dağlar kadar fark var. Lütfen Allah'ın emrettiği şeklinde elinden geldikleri kadar giyinmeye gayret örtünsünler. Allah ne emrediyorsa onu yapmaya gayret et. Onu yapsınlar. Gayret etmesinler, onu yapsınlar. Allah'ın dinine yardım edene Allah yardım eder. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Allah emrediyor, örtüneceksin diyor. Örtüneceğiz. Kimse Allah'ın emrine de karşı gelmesin yani. Gelecek bir durum da yapmasın. Onun için Allah'la arasını kimse aşmasın. Yüce Rabbim var ya, yani kendisine hizmet edene binlerce hizmet eder. Bir adım yaklaşana Yüce Rabbim 10 adım yaklaşır. Ben bu 28 Şubat geldi miydi gerçekten bu duyguları yaşıyorum ben. Baktığım zaman da yani o eziyet eden, Müslümanlık irtica davası adı altında İslam'a karşı girenler, İslam'a saldıranlar, Kur'an'a saldıranlar, kahrolsun şeriat diyen kişilere üzülüyorum yani açıkçası. Açıkçası çok üzülüyorum. Onların akıbeti sonları hayır değildir yani. Bir din İslam'sa herkes kendi en güzel şekilde birbirine en güzel şekilde davranacak. En güzel şekilde birbirine yardımcı olacak, destek olacak. Zaten ondan sonra ben geldim buraya. Dedim ki gerçekten Allah rızası için bir dedim emniyete varayım dedim. Bu ülkem için dedim katkı sağlayacak. O zaman lise mezunu olmuştum. Vardım. Polis olabilir miyim dedim. Geldiğimde emniyete vardığımda böyle benim durum yaşadım. Hayır siz şu an dinle polis olabilirsiniz. Ne bir şey olabilirsiniz dedi. Orada bir hayal kırıklığına uğradık. Yani o zaman işte kat sayı çıkarttılar imam hatipler. Ya bu imam hatipler Türkiye Cumhuriyeti'nin okulları değil mi ya? Değil mi yani? Neden önüne Kur'an kursları kapatıldı? Yani birisi dedi siyasi hayatıma mali olsa dedi. Şöyle olacak böyle olacak dedi. Meydan okudu. Meydan okuyanların sonuna bir bakınız. Allah'a karşı meydan okuyanların sonuna bir bakınız. Felaket. Allah'a esirgesin. Allah'ım yani ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Gerçekten üzülerek ifade ediyorum. Üzüntümü ifade ediyorum. 28 Şubat'ı Rabbim bir daha bu ülkemize, milletimize yaşatmasın. 1000 yıl yaşayacak dediler. Allah sana izin verir mi? İslam'a meydan okumaya kalkarsan?